Ak Mescit Mahalle Muhtarı Hayati Bingöl. Bölgemizin çok önemli grup yolu olan Ak Mescit Gölköy direkli bağlantı yolumuz gerçekten bölgemizin Gürgentepe ilçemiz için çok önemli grup yollarından bir tanesi. Yani çok eskiye dayanan işlek önemli bir grup yolumuz. Gerçekten asfaltımız yapılıyor. Ondan sonra buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler Başkanımıza, Fen İşleri Daire Başkanımıza, ekibine, Gürgentepe Belediye Başkanımız Yaşar Şahin'e, ekibine çok teşekkür, yani bölgem, mahallem, şahsım adına çok çok teşekkür ediyorum. Gürgentepe eski belediye başkanıyım. 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. İsmim Ekrem Yılmaz. Hala Akbecit Mahallesi'nde, Akbecit doğumluyum. Köyümüzün çok eski bir tarihi var. Geçmişte medrese denen yerde Sivas, Amasya, Sivas, Trabzon arasında tek medrese, yatılı, külliye olarak yapılmış zamanında. Aynı zamanda kervansaray olarak da kullanılmış. İpek yolunun bir kanadı. Yani Anadolu'yu Trabzon'a bağlayan İpek yolunun bir kanadı. Buradan geçmektedir. Çok eski tarihi vardır. Gürgentepe'nin pazarının ilk Hapsamana pazarının kurulduğu yerde bizim Haramyanlı dediğimiz yine bu yolun üzerinde orada kurulmuş. Daha sonraları Emiroğulları zamanında, Emiroğlu Beylikleri zamanında Damarlı'ya yani Emirler Köyü'ne taşınmış. Hala orada kalıntıları yerleri bile devam etmektedir. Bu yolda bu vesileyle 7 tane kemer köprüyle medreseye bağlı yolumuz çok eski İpek yolunun bir kanadı. Pazar yapılan, hatta Akmecit Mahallemizi de Haramyanlı denen yerde, derenin bir karşı tarafında kilise, bir tarafında cami, kilisenin 300 metre ilerisinde çini fabrikası. Çok eski tarihte, milattan önceki zamanlarda falan yapılmış. Çok büyük bir şey var. Asıl çok merkez, 7 tane ayrı ayrı isimden ağalığın en büyük şeylerinde yaşanmış bir şey. Hatta Gölköy yokmuş, ordu yokmuş ama Hapsamana varmış. Hapsamana'nın işte tabii zamanla şekiller değiştiği zaman ama İpek yolunun pazarı buradan geçiyormuş. Pazarını burada yapıyorlarmış. Yani Karadeniz'in pazarını burada yapıyorlarmış. Ondan sonra şimdi bu yolumuz asfalt oluyor. Önce Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ondan sonra kendi ilçe belediye başkanımıza ve diğer personellerine, diğer tüm kadrosuna teşekkür ediyoruz.